Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ıspanaklı börekten çok daha lezzetli ve oldukça kolay ve pratik olan bu tarifi paylaşmak istedim. Yapımı gerçekten çok kolay ve gerçekten de çok lezzetli. Kokusuyla bile mest eden bir kek tarifi. Umarım benimle birlikte bu tuzlu kek tarifini dener ve beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Yapacağınız tuzlu kek için dilediğiniz malzemeleri kullanabilirsiniz. Ben 4 adet büyük boy yumurta, 200 gram civarı karışık peynir, tuz, kabartma tozu, süt, yağ, beyaz un ve mısır unu kullandım. Yeşillik olarak da biraz ıspanak, dereotu, maydanoz ve sebze olarak da içinde olmazsa olmazı kapya biber dilimledim. Şimdi hızlıca sizlerle birlikte kekin hazırlık aşamasına geçiyorum. Derin bir kasenin içerisine 4 adet büyük boy yumurtayı ilave ettikten sonra yumurtalar tamamen sarılarıyla beyazları birbirine geçene kadar karıştırıyorum. 1 su bardağı 250 ml bardak ölçüsü ile ılık süt, 1 su bardağı ayçiçek yağını da ilave ettikten sonra yine bir miktar malzemeler iyice karışana kadar çırpıyorum. Tüm sıvı malzemeler karıştıktan sonra yavaş yavaş ununu da ilave etmeye başlıyorum. Unu ilave ederken bir taraftan da çırpıyorum. Yine kullanmış olduğum bardak ölçüsü 250 ml bardak ölçüsü. 1 su bardağı mısır ununu ilave ettikten sonra beyaz unun da yarısını ilave edip pürüzsüz bir doku elde edene kadar çırpıyorum. Ve bu esnada da ununu ilave ettikten sonra 1 tatlı kaşığı tuz ve 2 paket kabartma tozu ilave ediyorum. Bu kek tarifini dilerseniz sadece mısır unu ya da sadece beyaz unla yapabilirsiniz. Mısır unu ile yapılan kek biraz az kabarıyor ama harika bir lezzeti oluyor. Evet, videoda da gördüğünüz gibi akışkan dokuda bir kek hamuru elde ettim. Eğer bu dokuda bir hamuru elde edemezseniz lütfen içerisine biraz daha süt miktarı ilave etmeyi ihmal etmeyin. Kasenin kenarındaki un ve kabartma tozu olma ihtimali olan hamur harcını da iyice kek harcının içerisine karıştırıyorum. Ve hamuru toparladıktan sonra içerisine yaklaşık yarım bağ civarında, lütfen çok fazla ilave etmeyin, yarım bağ yeterli olacaktır, İnce kıyılmış ıspanak ilavesi yapıyorum. Tercihen istediğiniz sebzeleri, istediğiniz lezzetleri katabilirsiniz. Ben bir adet küçük boy kapya biberi minik minik doğrayarak ilave ediyorum. Gerçekten ıspanaklı tuzlu keke inanılmaz yakışıyor. Sizler dilerseniz ilave etmeyebilirsiniz. 5-6 dal ince kıyılmış dereotu ve 5-6 dal ince kıyılmış maydanozu da kek harcına ilave ettikten sonra yaklaşık 1 su bardağını dolduracak kadar peynir karışımından ilave ediyorum. Ben 2 çeşit peynir kullandım. Başta da belirtmiştim. Biri eriyen, biri de erimeyen türden peynirdi. Sizler evinizde hangi malzeme varsa onu tercih edip o cinsten peynir kullanabilirsiniz. Şimdi bütün malzemeleri birbirine geçene kadar iyice karıştırıyorum. Malzemelerin tamamının iyice karıştığından emin olduktan sonra uygun bir kek kalıbının içerisine bardağın dibinde kalan ayçiçek yağından ve bir miktar da tereyağından sürerek her yerini iyice yağlıyorum. Kek kalıbının her yerini iyice yağladıktan sonra artık hazırlamış olduğum kek harcını kalıba döküyorum. Bu esnada 180 derece fansız ayarda fırını ısıtmaya başladım. Lütfen özellikle kek hamurlarında fırını önceden ısıtmayı ihmal etmeyin. Kekin üzerini spatula yardımıyla düzgünleştirdikten sonra olduğu yerde birkaç kez sertçe kek kalıbını tezgaha vuruyorum. Ve bu şekilde içinde hava kabarcıklarının olmasını ve orantısız bir şekilde kabarmasını engellemiş oluyorum. Fırını artık 150 dereceye indirdim. Fırın ısındı çünkü.
Fırın ısınır ısınmaz 150 dereceye düşürmüş olduğum fırının içerisine hazırlamış olduğum keki yerleştiriyorum ve kek kabarmaya başladıktan sonra yaklaşık yarım saat sonrası fırının ayarını 180 dereceye tekrar çıkartıyorum. 180 derece ayarda da yaklaşık 15-20 dakika kadar keki kızarttım ve kürdan testi uyguladım. Kürdan testinden geçti. İçi gayet güzel bir şekilde pişmişti. Şimdi keki fırından çıkartıyorum ve yaklaşık 6-7 dakika kadar kalıpta beklettikten sonra keki bir kabın üzerine ters çevirerek artık sunum aşamasına geçebilirim. Sizler dilerseniz keki tel üzerine ters çevirip bu şekilde soğumasını sağlayabilirsiniz. Ben video çektiğim için bir an önce ışığı kaçırmadan sizler için iç formunu çekmek istedim. Kek kalıbını tereyağı ile yağladığım için çok kolay bir şekilde kek kalıptan çıktı. Şimdi üzerine biraz görsel ekledikten sonra sizlerle birlikte keki dilimliyorum ve içinin o süngerimsi dokusunu, o güzel görüntüsünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Kek tamamen ılık hale geldi. Lütfen kekinizi kaynarken kesmeyin ki içi hamur hamur görünmesin. Şimdi keki sizlerle birlikte dilimliyorum ve iç formunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Eğer bu tarifi denerseniz bu görüntünün gerçekten lezzetinin de olduğunu anlayacaksınız. Hem görüntüsü çok güzel hem de kokusu mest edici bir kek tarifi. Bu içerisinde görmüş olduğunuz beyaz bölümler kesinlikle hamur değil. Gerçekten içi çok iyi bir şekilde pişti ve süngerimsi bir dokuya sahip oldu. Şimdi sizlerle birlikte doku testine geçiyorum ve sizlere veda etmek istiyorum. O güzel lezzetiyle ve süngerimsi dokusu ile ıspanaklı börek yapma ihtiyacı duymadan sürekli yapabileceğiniz, kahvaltı ve beş çaylarında misafirlerinize de ikram edebileceğiniz harika bir kek tarifi. Umarım sizler de benimle birlikte bu tarifi dener ve beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.